Evet arkadaşlar, yeni yılın ilk videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için bir vlog videosu çekmek istedim. Uzun zamandır video çekmemiştim arkadaşlar. Mevcut kuşlarla, birazdan hepsini göstereceğim sizlere. Onlarla hobiye devam ediyordum. Tabii video çekmediğim için sizler de uzun zamandır görmediniz onları. Şöyle birkaç tane Japon balığı türü aldım arkadaşlar. Onun dışında bir de ispinos türleri aldım. Onları da göstereceğim. Şöyle muhabbet kuşlarından göstermeye başlayayım. Eski arkadaşlar buradaysa hepsini biliyorsunuz isimlerini. O kuşlarım duruyorlar arkadaşlar. Çok şükür bu video çekmediğim süreçte ne ölüm oldu ne de bir kayıp yaşadım. Şöyle bir içine kamerayı sokarak sizlere göstereyim kuşları. Bakın çoğunu tanıyorsunuz zaten. Hemen sol tarafta Lady ve Afacan'ı görüyorsunuz. Afacan bu arada 5. eşini buldu arkadaşlar. Şu krem rengi olan var ya. Afacan onunla eş olmuşlar. Şurada Çimen'le Elizabeth'in mavi yavrusunu görüyorsunuz. Hemen arkada Haylaz var. Turkuaz renginde olan şu tüneye geçen kuşum. O da Haylaz. Elizabeth'i görüyorsunuz. Mavi olan kuşum. Şurada Ice var. Ve Buz var. Buz da yemeğini yiyor orada. Kuşların çoğunda bir eş değişimi oldu. Sadece Pikachu'nun eşiyle takıldığını görüyorum Ceviz'le. Sultan papağanları da yeni yeni alıştılar kafeslerine. Onlar da çok sıkıntı yaşadılar. Biliyorsunuz hem Sevda papağanlarımı hem de Sultan papağanlarımı bu kafesin içerisinde besliyorum. Şu erkek olan kuş var ya, o yine Çapkın'ın yavrularından bir tanesi. Annesine eş zannediyor o da. Eş tutmaya çalışıyor annesiyle. Tabii annesi çok ilgilenmiyor onunla. Çapkın'ın eşi nerede bakalım? Şurada. Salıncaktaki kuşumuz Duman. Duman da yem yemiş sanırım. Yukarıya çıktı hemen. Bakın şu da en son öksüz kalan yavrularımız. Çapkın'la Duman bakmamıştı ona. Onu kendim beslemiştim. Evet, kapıyı açar açmaz. Bakın Çapkın'la dışarıya çıktı. Şöyle içeriye koyalım çünkü o uçtuğu zaman diğer kuşlar da hemen bağırmaya başlıyorlar. Evet, müfettişi görüyorsunuz arkadaşlar. Müfettişi çıkaralım. Müfettişi çıkarınca pek sorun olmuyor. Bakın müfettiş. Müfettiş de biraz hasta gibi görünüyor. Yine eskisi gibi müfettiş. Çapkını kesinlikle rahat bırakmıyor. Orada da hemen karpuz var. O da oradan müfettişe bağırıyor. Müfettiş. Bu kafesin bütün tasarımını kendim yapmıştım. Salıncaktan oyuncaklara kadar, hatta şuradaki ağaç şeklindeki tüneklere kadar bütün tasarımları kendim yapmıştım. Gayet de güzel olmuştu arkadaşlar. Şöyle balıkları da göstereyim sizlere. Bakın yine oranda türleri aldım. Şu güzel görünen balıklar var ya. Turuncu, beyaz. Hemen şurada var bir tane. Bakın şu. Şu balığımız. Yine ona benzeyen şu balık. Altın başı olan ve diğer balıkları çoğunu yeni aldım arkadaşlar. Hepsi de çok güzel görünüyorlar. Gözü siyah şu balığı. Şu beyaz olanı çok beğenmiştim. Onun dışında altın başı da çok beğendim ama şuradaki var ya, arkadaki, o yukarıya çıkamıyor. Sadece alt seviyelerde yüzüyor. Tam olarak yüzmeyi bilmiyor. O yüzden dip yeme atıyorum ona. İspinozlara da yine
Papağan kafeslerinin bir küçüğünü kurmuştum arkadaşlar. Onlar için de çok güzel oldu. Geniş bir uçma alanları var çünkü. Zaten bunlar uçucu kuşlar. Yani geniş yerleri seviyorlar. Her tarafa dal koymaya çalıştım. Bakın açar açmaz uçuyorlar hemen. Şu ayağı engelli olduğu için yerde duruyor. Onun için bir tane yem kabı, bir tane de suluk koydum aşağıya. O yerde duruyor. Şöyle yukarıya çıkanları da göstereyim. Gösterebilirsem. Evet, hepsi küneye kondular şu anda. Bakın arkadaşlar, gökkuşağı spinozlarım. Onların da çok güzel renkleri var. İkisi de birbirine benziyor. Gövde ve sırt renkleri aynı. Sadece kafa renkleri değişik. Bir tanesi turuncu kafalı, bir tanesi de kırmızı kafalı. Şöyle dursalar daha güzel çekeceğim de. Onlar da durmuyor. Bakın çim spinozum da geldi yanına. O da sağa sola bakıyor. Şu turuncu kafalı olan. Bakın nasıl uçuyorlar. Hepsi ispinoz olduğu için birbirleriyle anlaşıyorlar. Zaten genelde çim ispinozları birbirleriyle takılıyor. Gökkuşağı ispinozları yine eşleriyle takılıyor. Hiç birbirlerini de göstereceğim de onlar biraz daha hızlılar. Onları yakalayamıyorum. Şöyle kuş bakışı olarak göstereyim. Bakın nasıl uçuyorlar. Bir tanesi hemen karşıda duruyor. Evet, beyaz olan da kondu onun yanına. Arada da didişiyorlar birbirleriyle. Gaga atıyorlar birbirlerine. Elimi sokunca kafese hepsi aynı yere gidiyor. Eskiden yavru kafesiydi burası. Artık büyüdükleri için yetişkin muhabbet kuşu hepsi. Tabii yeni yavrular olursa onları yine buraya koyacağız. Bunları diğer kuşların yanına koyacağız. Bakın şunlar Elizabeth'in yavruları. Saçlı olanlar. Onlar kocaman oldular. Renkleri de çok güzel. Şurada duran kuşumuz var ya. Yeşil olan kuşumuz. Bir de hemen bir tane daha olması lazım. Bakın şurada da var bir tane. Yemlikte duran kuşumuz. Bunların ikisi engelli olan kuşlardı. Hatırlarsanız bir tane engelli kafesim vardı. Yukarıda duruyordu. Şimdi o kafesi ben iptal ettim arkadaşlar. Bu kafesi aldım engelli kuşlarımızı. Gördüğünüz gibi de adapte oldular. Şuradaki merdiveni kullanarak her yere çıkabiliyor. Artık biraz iyileşme oldu kuşlarımızda. O yüzden diğerlerini yanına koymak istedim. Onların da canı sıkılmasın diye. Bu böyle genelde 20'nin başında oturuyor. O diğeri daha da sağlıklı. O her yere tırmanabiliyor. Onun engel durumu biraz daha az. Şurada bakın şu sonradan aldığım krem rengi kuş. Şu var ya krem rengi olan o pastelin arkadaşı. Salalım bakalım kuşlarımızı. Hem banyolarını yapsınlar hem de birazdan belki bir şeyler ikram ederim. Evet, ilk başta çimen çıktı arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş çıkar hepsi. Ice da çıkacak. Ice da çıkmak için hazırlandı. Evet, bu kuşumuz da burada bakıyor. O da çıkmak istiyor. Bu da dişi bir kuş. Aynı cevize benziyor. Kaçıyla ceviz. Ve Elizabeth'in mavi yavrusu. Bu kuşumuz da çok güzel. Kendine has bir rengi var. Hemen Afacan'ın eşi de Afacan'ın yanına geldi. Bu ikisi eş olmuşlar. Bu da Elizabeth'in
Mavi yavrusu, dişi olan. Ve çok güzel bir renge sahip. Bunları da salalım mı? Bunları da salalım. Hadi siz de çıkın. Bakın nasıl uçuyorlar. Çok konacak yer bulamıyorlar. Ondan dolayı bu şekilde arkadaşlar. Eskiden her yerde bir şey vardı konacakları. Oradan oraya giderlerdi. Şimdi oyun alanı az olduğu için kuşlar konacak yer bulamıyorlar. Şöyle bir tane oyun alanı var bitmiş olan. Bunu oynuyorlar. Şurada yarım kaldı. Bir türlü bitiremedim. Bu da ne zamandır duruyor bu şekilde. Ben bunu pastel için almıştım. Ama pasteli beğenmedi bu. Gitti afacanla eş oldu. Tam da kızışmış. Bakın bunun rengini görüyor musunuz? Dönerse bir bakın. Hem kalınlaşmış hem de koyulaşmış. Bak duvarı mahvetti afacan. Hemen duvarı kemirdi. Hayır afacan. Afacan. Şöyle biraz öne çekeyim. Pastel de gördüğünüz gibi yeni oyuncağıyla oynuyor. Böyle kendisine yeni oyuncaklar buldu. Bir tane büyük Pikachu'su var, bir tane küçük Pikachu'su var. Sürekli bunların başında duruyor. Evet, şu an aynı zamanda diğer kuşları da duyduğu için onlara da bağırıyor. Bakın yukarıdan müfettiş de bakıyor. O ne diye. Pastelin Pikachu'suna bakıyorlar. Fetiş merak etti. Diğer kuşlar da merak etti. Bunu gördüğü zaman dayanamıyor. Şu da pasteli seven kuş. Sanırım bu Pikachu'nunki değil. Pikachu aşağıda oturuyor. Pikachu'nunki nerede? O Pikachu'nunki mi? Pastelin peşinde gezen. Evet, sarı olan kuşumuz da geldi. Pasteli görünce. Bu da biraz tüye girmiş. Bakın bu da kızışmış. Ama bunun eşi yok. O kendi başına takılıyor. Pastel hemen kuru yapmaya başladı. Haylaz genelde çok meraklı bir kuştur ama bugün sessiz duruyor nedense. Sürekli etrafı karıştırırdı. Evet, karpuzu görüyorsunuz. Karpuz da öyle çevreye bakınıyor. Diğer kuşlarla oturuyor. Müfettiş hasta mı oldu işte? Müfettiş biraz hasta olmuş. Bakın şimdi de dişi olanın peşinde koşuyor pastel. Dişi olanı tespit etti. Ama dişi olan yüz vermiyor pastele. Bakalım ne yapacak? Hemen gaga atıyor pastele. Pastel de yıllardır bunun peşinde geziyor ama bir türlü İkna edemedi bunu. Kaçtıkça kaçıyor dişi. Çıkalım. Papağanları da saldım. Evet, duman da geldi. Duman normalde gelmez. Benden korkuyordu ama
Çapkın geldiği için o da geldi. Bakın duman da alışmaya başlamış artık. Evet, Çapkın da geldi. Dumanla. Bakalım ne yapacaklar. Tabi duman yanaşamıyor. Müfettiş olduğu için biraz uzaktan seyrediyor. Bakın pastelle o kremeli kuşun peşinde koşturuyor. Onu ikna edemedi tabi sabahtan beri. Sürekli kuru yapıyor buna. Muhafet kuşları müfettiş falan dinlemeden dalıyor. Müfettiş de ne yapacağını şaşırdı. Benim resimleri söküyor. Pastelin sevdiği kuş. Evet, karpuz görünce onu sanırım karpuzla sökmeye gitti. Bakın nasıl söküyor oyun alanını. Tahtaları kırpıyor. Çok zarar veren bir kuş türü. Bir taraftan da bana bakıyor. Şey diyecek mi diye. Onları öyle sırtına koyup onları yuvasına taşıyacak ama yuvası yok. Karpuz sevmediği için, müfettiş sevmediği için karpuzu yumurta yapamıyorlar. Bakın onu sırtına geçiriyor. Ama geçiremedi sert olduğu için. Normalde kağıt olsa daha kolay. Bu da kemiriyor. Bunlarda öyle özellik de yok. Yani yuvasına bir malzeme falan taşımıyor bunlar. Bu da kemirmeye çalışıyor. Hadi Sevda Papağan neyse de. Bulut da yardım ediyor karpuza. İkisi birden söküyorlar. Sanki geçirebilecek gibi. Daha bir tane geçirememiş. Evet, bir tanesi karpuzun çalısını çaldı arkadaşlar ve götürdü onu. O sarı olan var ya. Evet, o da çaldı bir tane. Krem rengi kuş da çaldı. O da çaldı. Karpuzun emekleri boşa gitti. Karpuz geçiriyor. Bu ufak kuşlar da onun çalısını, çırpısını çalıyorlar. Pastelde bir tane marul yaprağı bulmuş aşağıda. Onun üstünde yıkanmaya çalışıyor. Kaçı da geldi çimenle. Onlar yukarıda, pastelde aşağıda. Evet, pasteli sevmeyen kuş da geldi. Gel pastel, gel. Kendine bak, burada su var, görmüyor musun sen? O görmemiş yukarıyı. Hepsi birden yıkanıyorlar. Evet arkadaşlar, şöyle kısaca bir kuşların güncel durumlarını göstermeye çalıştım. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.